Gecelere gidip doktorlara danışarak tedavi etmeye çalışıyordum. Bir doktor bana gıda intoleransı testini yapmayı önerdi. O zamanlar Türkiye'de yapılmıyordu bu testler. Yapılıp Almanya'ya gönderiliyordu. 2006 yılı. Ve 77 gıdaya intoleransım olduğunu öğrendim. Çok yüksek. Evet. Önce itiraz ettim. Yanlıştır dedim. İşte Almanya'ya giderken karışmıştır falan. ya da bir süre geçiyor. O süreden dolayı belki bozulmuştur. Olamaz yani bu kadar. O güne kadar bir şey var mı? Bir belirti yani böyle yoktu. Bir yavaş yavaş ortaya çıktı. Yavaş yavaş ortaya çıktı ama şunu anladım zaman içerisinde okuduklarımla, aldığım eğitimlerle aslında tetikleyici faktörler var. Mesela geçirmiş olduğunuz ameliyatlar, yaş alma, belli alerjenlere daha çok maruz kalma gibi. Sizinki immün neydi? Sistemi zayıflatma. Geçmişte bir benimki birkaç ameliyat geçirmiştim. Onlar tetikleyici faktörler olmuş. Tabii yaş da 30'a doğru yaklaştığı için o dönemlerde. Bunlar da üstüne ilave olunca yavaş yavaş vücut, immün sistem, bağışıklık sistemimiz buna alarm vermeye başlamış. Yani aslında faydalı, sağlığa zararlı olmayan şeyleri de zararlı gibi algılamaya başlamış. Bununla alakalı araştırmalar yapmaya başladım. Korktunuz mu o anki psikoloji? Yok, hiç korkmadım. İnkar ettim. İnkar ettim ve ben yemeği de reddettim. Sadece bir gün artık böyle göz altlarım tekrar kabuklanmışken dedim ki bazı şeyleri bırakayım, yemeyeyim hiç. Kendi kendime tarif geliştirmeye başladım. Sonra evde bunları deneyip kendime glutensiz bir mutfak oluşturdum. Bir baktım, benim yediklerimden istiyor herkes. Sen onu daha güzel yaptın. Halbuki ben tatsız tuzsuz bir şeyler yaptığımı zannediyorum. Sonra bunları kitap haline getirmem için arkadaşlarımdan, yakın çevremden büyük bir istek gelmeye başladı. Sen bunları yaz, sonra unutacaksın. Keşke yazsan, keşke bunun kitabı olsa. Sonra bunu kaleme almaya başladım. Türkiye'nin ilk glutensiz yemek kitabı oldu. Dünyada da Türk mutfağı üzerine yazılmış ilk glutensiz yemek kitabı oldu. Oradan şimdi dünya ve Türk mutfağına geçelim. Böyle bir kıyas yaparsanız, glutenli ya da glutensiz. Genel böyle bir Türk mutfağı, dünya mutfağı bir kıyaslama yaparsak ya da böyle bir sıralama yaparsanız kendiniz için böyle ilk üç yurt içinde, ilk üç yurt dışında gibi. Şimdi Türk mutfağı çok özel. Yani benim için çok özel ama dünya için de çok özel. Çünkü Türkiye coğrafi olarak öyle bir konumda ki üç tarafı farklı denizlerle çevrili. Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz. Aynı zamanda tarihsel açıdan baktığınız zaman çok büyük bir kültür mirasının içindeyiz. O yüzden çok çeşitli yöresel zenginliklerimiz var. Baktığımız zaman çok kuzey ülkelerinin böyle bir şansı yok. Güneş yok. Yetişmiyor. Çok çöl ikliminde olan ülkelerde yine yetişmiyor. Yağmur yok. Bu sefer evet su yok. Yani çok şanslıyız. Bizim gibi şanslı olan Akdeniz ülkelerinin mutfakları da çok zengin. Ama Türk mutfağı çok ayrı, çok özel. Yani dünya mutfağında Türk mutfağının önüne geçen bir ülke yemek yok gibi algılıyorum. Doğru mu? Benim için yok. Aslında şöyle, 2017 senesinde benim Çocuklar İçin Gurme Lezzetler kitabım en iyi Akdeniz yemekleri kitabı seçildi dünyada. Ve rakiplerimiz Fransa, İtalya gibi Akdeniz ülkelerinin kuvvetli mutfaklarıydı. Ki turizmde de paralel rakiplerimiz evet, zaten. Evet, Yunanistan gibi. Yani bunu kişisel başarım olarak hiçbir zaman söyleyemem. Ama çünkü öyle. Teşekkür ediyorum ama bizim mutfağımızla tabii kazandım bunu. Biraz eğitiminize değinmek istiyorum. İşletme ekonomi yanılmıyorsam. Evet. Bu sizin daha sonra sanırım kitapta ya da satış pazarlamada mı işinize yaradı? Ekonomiyi hayatınızın neresinde kullandınız? Ekonomi işletme yaşadığımız dünyada
Bütünü. Müzikler. Ayakkabılar. Gözlükler. İnsanların konuştuğu konular. O günün önemli olayları. Bu kadar. 80'ler. Bu kadar bütüncül. 90'lar. Tabii bütün bakmalıyız. Yani moda aslında bir dönem. Dönemi temsil ediyor benim için. O yüzden çok önemli. O dönemdeki olaylar da çok önemli. Neler varmış? Yansıyor yani her şeye. Her şeye yansıyor. Giydiğinize yansıyor. Yediğinize yansıyor. O gastronominin dönemki tasarımcıya da. Tabii. Gastronominin de modası var. Ben daha çok tabaklarımın stiline değer veririm. Çünkü kendim de fotoğraflarını çektiğim için ve kendi stilini yarattığım için tabaklarımın dönemsel olarak geçmişten bugüne neler yapılmış. Mesela bir örnek vereceğim. İlk kitabımı stilize ederken ünlü şef Mike Norman'la çalışıyoruz. Benim de ilk deneyimim. Şinistel'in yanına limon dilimi koyalım dedik ama enteresan koyalım dedim. Yani böyle bir küçük bir twist olsun. Limonun çevresini soydu. Arkasından kabuğunu fiyonk yaptı. Çok hoşuma gitti benim. Harika oldu dedim. Küçük bir dokunuş çok ama. Çok retro dedi ama. Evet. Nasıl dedim? Dedi 70'ler 80'ler dedi. Yani limonun kabuğunu o şekilde stil vermek retro. Baktığınız zaman o dönemin. Ya dedim harika. Bugüne geldiğiniz zaman daha çok mesela bir peyniri köpük olarak bir şeyin üstüne sıkıyorlar. Veya jel haline getirme var bize yemekte. Bir pancarı jelleştirinceye kadar işlemden geçiyor. O işlemleri ne kadar onaylıyorum o ayrı mesele ama güzel gözüküyor. Yani hem sağlıklı hem göze hitap eden ürünler ve stiller çıkartmaya çalışıyorum ben de. Siz yine bir masa modasına, evet, sofra yani, modasına. Ama kıyafet derseniz, hani o konuya dönmek isterseniz, bence yakışan. Çünkü moda diye kişiliğinize, yaşam tarzınıza aykırı bir şey kimse yapamaz. Siz de yapamazsınız, biz de yapamayız. Beğenmezsem tekrar tekrar baştan yapmaya da yazmaya da üşenmem. Okulda.
anlam düşüklüğü yapıyor. O yüzden çeviride tamamen baştan yazılması daha doğru. Orada da bir kontrolcülük elden bırak. Ben kendim olmak haklı istedim. Olarak. Benim hitabım olsun istedim. Ama Doğan'ın Terapötik Reçeteleri kitabıma devam edeceğim. İleride doktora yapma arzum var. Eğitim hayatına devam edeceğim. Belki gelen talepler doğrultusunda ürün geliştirme de olabilir. Ürün geliştirme. Evet. Yani kendi markamızı yaratmak gibi bir şey. Evet, inşallah. Bu hafta da Cemiyet Hattı'nda yine çok özel bir isimle birlikteydik. Önümüzdeki hafta yeni isimlerle karşınızda olacağız.